Hak din İslam dininde, Kur'an-ı Kerim'de ve de Peygamber Efendimizin hadislerinde insanoğlu için pek çok helaller, yasaklar ve de tavsiyeler verilmiştir. Peygamber Efendimizin sünnetlerinde bize ettiği tavsiyeler de aslında insanoğlunun iyiliği içindir. Bizler farkında olmasak da Peygamber Efendimizin her sünneti insan bedeni için birer sağlıklı yaşam uygulamasıdır adeta. Bu sünnetlerin birisi de yüzüstü yatmayı yasaklamasıdır. Peki ama neden? Duyunca hayret edeceğiniz inanılmaz bilgilere hazır mısınız? Ortalama 80 yıl yaşayan biri ömrünün 25 yılını uyuyarak harcadığını bilmekteyiz. Bu neredeyse ömrünün 3'te 1'ine tekabül ediyor. Uykusuzluk ve uykuda yeterince dinlenmeme en mühim problemlerimizden biri haline gelmiştir. Peki ama neden? Öncelikle Peygamber Efendimizin ümmetine yatma ve uyumanın nasıl olması gerektiği noktasında çok güzel edep kaideleri talim etmiş ve bunu örnek yaşantısı ile de göstermiştir. O uyumak istediği zaman sağ yanağının üzerine yatar, sağ elini sağ yanağına koyar, sonra da şöyle dua ederdi. Allah'ım, kendimi sana teslim ettim, işimi sana havale ettim, yüzümü sana çevirdim. Rızanı isteyerek ve azabından korkarak sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin Kur'an'a ve gönderdiğin peygamberlere inandım, iman ettim. Uykunun insan sağlığı için ne derece faydalı olduğunu bilmeyenimiz yoktur. Fakat birçok insan yatma şeklinin uyku kalitesi ve miktarı kadar önemli olduğunun farkında da değildir. Mide yanması, baş ağrısı, astım ve bunlar gibi birçok hastalığın ortaya çıkmasının bir sebebi de uyurkenki yatma şeklimizdir. Uykusuz kalan bir beyin o gün biriktirdiği çöplerini temizleyemiyor. Çünkü beyin temizleme filtrasyonunu, yani kanalizasyon sistemi, uyku iyi değilse yeterince çalıştıramıyor. Peki hangi uyku şekliyle ne kadar faydası ve zararı vardır? Öncelikle Peygamber Efendimiz mescitte yüzüstü yatan birini uyandırmış ve bu şekilde yatmak Allah'ın sevmediği bir yatış şeklidir diye buyurmuştur. Uzmanlara göre yüzüstü uyumak en tehlikeli uyku şeklidir. Bu şekilde uyumak omurga etrafındaki bağların ve kasların gerilmesine ve omurgadan sinirlerin çıktığı deliklerin sıkışmasına sebep olur. Bu da omurga ve disk üzerine yük bindirir. Tüm bunlar ise bel ve boyunda eğriliklerin artmasına bağlı olarak omurgada zedelenmelere ve fıtık gibi sonuçları ortaya çıkarır. Aynı zamanda bu şekilde sinirsel problemlere öncülük ettiği de vurgulanmaktadır. Sırt üstü yatmanın ise astım, horlama, uyku apnesi ve kalp için kötü sonuçlar ortaya çıkardığı tespit edilmiştir. Eğer sırt üstü yatacaksanız mutlaka dizlerinizi bir yastıkla desteklemelisiniz. Ve yine sırt üstü uyumanın boyun ve baş ağrılarına iyi gelmediği de bilinmektedir. Uzmanlar yan yatıp bacaklar karına doğru çekilerek yatılırsa bel ve boyun sağlığı için en ideal uyku şeklidir demişlerdir. Sol tarafa yatılması durumunda bilindiği gibi insanın kalbi ve midesi sol tarafındadır. Her iki uzvumuz da çok önemli olup sıkışmaları sağlık açısından son derece zararlıdır. Bu sebeple doktorlar kalp ve mide üzerine yatmamayı tavsiye etmektedirler. Özellikle sağ tarafa yatılması durumunda ise sağ burun deliği tıkanmakta, sol burun deliği de açılmaktadır.
Sol burundan alınan nefes sağ beyin yarım küresinin çalışmasını arttırır. Sağ beyin yarım küresinin uyarılması parasempatik sinir sistemimizin faaliyetini arttırmasına, kalp hızımızın yavaşlamasına, tansiyonumuzun düşmesine, mide bağırsak faaliyetlerimizin yavaşlamasına yani mide ekşimesinin azalmasına ve karaciğerlerimizin aşırı yüklenmeden kurtulmasına da sebep olur. Netice olarak her uyku pozisyonunun kendine göre avantaj ve zararları vardır. Ancak zararları en az olup avantaj ve faydaları en fazla olan uyku şekli bundan 1400 yıl önce Allah Resulü'nün bizlere tavsiye ettiği uyku şeklidir. Eğer videomuzu beğendiyseniz, videomuzu beğenip, yorum yapıp ve kanalımıza abone olabilirsiniz.